hoş geldiniz. Nasıl geçti balayı? Anlatın bakalım. Ay, benim Zeynep düzeldi diye kaldı aklımda. Unutmuşum. Çok özür dilerim. Artık unutmazsın. Sen bana kızdın. Yok. Niye kızayım ki? Neyse. Tekrardan çok geçmiş olsun. Ben daha önceden de gelmek istedim ziyaretine ama bir türlü... Tamam. Tamam. Hadi gidelim biz. Biz derse gidiyoruz. Selim. Selim, ben derse girmek istemiyorum. Neden? Bunun için geldik ama. Yapma böyle, ne olur. İstemiyorum işte. Hazır değilim daha. O Pelin yüzünden değil mi? Onun boş boğazlıkları yüzünden oldu. Ben bunun hesabını soracağım. Selim, gitme. Zeynep, bırak beni. Benim karımı üzmek neymiş göstereceğim ben ona. Selim, lütfen. Hadi. İçeri girelim o zaman. Zorlama Selim, zorlama, olur mu? İstemiyorum. Ben hazır olunca, tamam mı? Şimdi eve götür beni. Ben bu kaybedenlere benzemeyeceğim. Hayatımı burada çürütmeyeceğim. Arzu Emiroğlu'yum ben. Bir yol bulmam lazım. Bir yol. Ali'ye her şeyi elimden almadan benim bir avukat tutmam lazım. Gonca. Gonca yaramam lazım. Sevdiğin kafeye uğrayalım mı? Biraz hava almış olursun. Yok. Eve gitmek istiyorum. Melek abla arıyor. Alo. Selim, ne yapıyorsun? Zeynep nasıl? İyi. Sesin kötü geliyor. Bir şey mi oldu yoksa? Yok, yok bir şey. Selim, bak meraklandırma beni. Bir şey oldu da söylemiyorsan. Ya biz Zeynep'le okula gittik de biraz morali bozuldu. Arkadaşları ilk defa onu öyle gördü tabii. Üzülmüştür. Çok mu kötü? Yani biraz sıkıldı işte. Neredesiniz? Gelip göreyim Zeynep. Yoldayız abla. Çiftliğe gidiyoruz biz. Abla. Sen de gel çiftliğe. Selim, çıldırdın mı sen? Ben nasıl geleyim çiftliğe? Elif orada, hem sonra... Ya sen merak etme. Ben çocukları çıkaracağım bir şekilde dışarı. Ali Hanım. Ya ablacığım, sen merak etme. Bana bırak, ben halledeceğim her şeyi. Tamam. Madem öyle diyorsun. Tamam. Hadi orada görüşürüz. Selim, ya niye o kadar ısrar ediyorsun? Melek abla için o eve girmek ne kadar zor bilmiyor musun? Zeynep, bak endişeni anlıyorum. Ama bir şekilde başlamamız lazım artık. Ne kadar böyle devam edecek?
Gonca'yı aramış öyle mi? Evet. Tuğçe'yi çok özledim. Getirin göreyim falan demiş. O bile yalan. Anne peki anlatsana. Nasıldı durumu? Nasıl olacak? Çaresizce o delikten kurtulmayı bekliyor. Bir de Tuğçe'yi götürmedim diye bana kızıyor. Özlemiştir kızını tabii. Tuğçe de annem annem deyip duruyor. Keşke bir görme şansı olsa ama. Nasıl götürelim İpek? Benim torunum daha çok küçük. Buna müsaade edemem. Hem o yaştaki çocuğa annesinin birini öldürmek istediğini nasıl izah ederiz? Tamam da anne. Daha o yaptı mı onu bile bilmiyoruz. Niye o zaman hapiste? Bilmiyorum. Yani baksana daha mahkemesi bile görülmedi. Ayrıca şikayet eden kim onu bile bilmiyoruz. Neyse ne. Ben torunuma bunu yaşatmam. Hem zaten çocuğunu düşünen bir anne olsaydı oralara düşmezdi. Gonca, bu arada Arzu seni ararsa benden habersiz hiçbir şey yapma. Her şeyden benim haberim olacak, tamam mı? Tabii Ali Hanım. Açsam mı? Alo. Neredesin sen? Kaç defa aradım? Duymamışım. Bana bak. Aradığımı söyleyecek başka hiç kimseyi bulamadığında Aliye Hanım'a mı söyledin? Siz beni uyarmayınca ben de bilemedim. Zaten senin o aklın konuşsuz çalışmıyor niyeyse. Neyse. Beni iyi dinle. Evde ne kadar para, mücevherim varsa hepsini bozdurup buraya getireceksin. Anladın mı beni? Yanına birkaç tane de kıyafet koy. Ama Arzu Hanım nasıl olacak bu ben? Gonca onlar buraya gelecek. Anladın mı beni? Peki. Ben onlar gibi olmayacağım. Vazgeçmeyeceğim. Hemen bir avukat tutmalıyım. Sizle hiç tanışmadık. Hiç karşılaşmadık ama aramızda çok kuvvetli bir bağ var aslında. Geride bıraktığınız emanetiniz benim de emanetim bundan sonra. Burnaya attığınız kara topraklardaki o araziyi korumak boynumun borcu. Topraklarınızı da, geride bıraktığınız her şeyi de koruyacağım. Yattığınız yerde huzurlu olun. Artık rahat uyuyun. İyi günler Necdet Bey. Beni çağırmışsınız. İyi günler. Geç otur şöyle avukat. Zorlu bir sürece girdik avukat. Önümüzde uzun bir yol var. Doğru ve istikrarlı adımlar atmamız gerekiyor. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Sizi dinliyorum. Nasıl yani? Melek abla. Buraya. Bu çiftliğe mi geliyormuş?
Evet. Selim'in son dakika emir bakisi işte. Zeynep'i görmeye gelecekmiş. Buraya, bu eve. Anne tamam, lütfen. Misafir sıfatıyla yıllar sonra bu eve geri geliyor. Bir daha dönmemek üzere gittiği bu eve. Bütün bu yaşadıklarımız nasıl, nasıl olacak? Bakma bana öyle. Bunca sene sonra ne konuşulur, ne yapılır? Ben Melek. Zeynep'i ziyarete gelmiştim de. Hoş geldiniz. Buyurun. Şu tarafta. Hoş geldin. Maşallah be hoş kadın. Böyle duru bir güzelliği var. Kim o ya? Ne diyorsun? Misafir geldi de Zeynep Hanım'ı ziyarete. Kimmiş o? Melek diye biri. Aman helal, helal. Gonca iyi misin kız? Melek mi? Gelen kişi. Melek miymiş? He, Melek dedi adı. Nerede, salonda var mı? Gonca ne oluyor Allah aşkına? Kim bu Melek? Ay neden Betim benzin attı seninle öyle? Bu kadın kim biliyor musun? Kenan Bey'in eski karısı. Kenan Bey'in eski karısı mı? Sahi mi diyorsun? Yani Kenan Bey Arzu'dan önce bu kadınla mı evliydi? Evet. Aa. Kenan Bey ne diye bu güzelliğe güzeli kadını bıraktı da Arzu cadısıyla evlendi? Bak sen. Aslında herkes salondayken tam zamanı. Gidip toplayayım şunu mücevherlerini eşyalarını sonra kimseye görünmeden kaçarım. Doğru mu anladın Necdet Bey? O bölgedeki bütün topraklardan mı bahsediyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Bütün araziyi tek tek ele geçireceğiz. Bu çok büyük bir parsel demek. Önce detaylı bir saha araştırması yapmamız lazım. Neye ihtiyacın olursa Feyyaz'a söyleyeceksin. En ufak bir detayı bile atlamanı istemiyorum. Merak etmeyin, dikkatli olurum da... benim kafamı kurcalayan asıl mesele farklı. Nedir o? Sizin de bildiğiniz gibi... o topraklarda... pek çok problemli durumlar yaşanmış. Herkes kendi işine baksın avukat. Sen sözleşmeleri hazırla yeter. Bunlara karışmak senin haddin değil. Yanlış anladınız. Avukat. Ne söylediğimi duydun mu sen benim? Evet efendim. En kısa zamanda sonuçları istiyorum. Elbette Necdet Bey. Zeynep'im, canım benim.
Sen neden herkesin dediğine bakıyorsun ki? Bırak isteyen istediğini söylesin. Senin o hastane odasında neler yaşadığını bizden başka kim bilebilir? Ne kadar güçlü olduğunu, neleri göğüs gerdiğini sakın unutma Zeynep. Sen o okulu ne zor şartlarda kazandın Zeynep. Nelerin üstesinden geldiğini unuttun mu? Şimdi sırf densizin biri çıkıp bir şeyler söyledi diye her şeyden vaz mı geçeceksin? Nerede benim tanıdığım o kız ha? Nerede o azimli kız Zeynep? O kız... O kız yok artık abla. Sakın, sakın Zeynep. Ben seni kendimden daha iyi tanıyorum. Sen istedikten sonra nelerin üstesinden gelebildiğini çok iyi gördüm. O okula devam edeceksin. Tamam mı? Melek abla, iyi ki geldin. Seni yeniden bu evde görmek çok güzel. Hem uzun zamandır Zeynep'i böyle gülümserken görmüyorduk. Burası artık Zeynep'in de evi. Sen de ablası olarak onu ziyarete gelebilirsin. Teşekkür ederim. Ali Hanım, çaylarınızı hazır. Verandaya koydum. Melek, seninle biraz konuşabilir miyim? Tamam, yakışıklısın, anladık. Öyle söyleme Tülay abla ya. Hayırdır? Neyin hazırlığı bu? Şey işte. Söyle bakayım, kim bu şanslı kız? Versene şunu. O koku nereye kadar? Ben sana kaç defa söyledim. Bırak şu dershane işlerini de git bir işe gir diye. Hala ben niye geldim İstanbul'a? Üniversiteyi kazanmam lazım. Oo, bir de onu kazan. Artık şakken şakbaz olursun. Okumadığın adı tembellik olmuş. Hala yapma böyle. Buraya üniversiteye gidebilmek için gelmedin mi? Abilerimden bunun yüzünden kaçmadın mı? Ha, kaçtın. Benim başıma bela oldun. Güceniyorum ama. Ay, kırıldı hanımefendi. İstersen arayayım abinlerle babanı, deyin böyle böyle. Senin kız okuma sevdasına karşı diyeyim, alın götürün bunu. Bakalım o zaman nerelerin kırılacak. Artık bacaklarını mı kırarlar, ne yaparlar onu da bilmiyorum. Hala sakın. Böyle söyleyip korkutma beni ne olur. Şu üniversiteyi bir hayırlısıyla kazanayım ne olursun. Hmm. Yola göre zaman. Ben seni ele vermiyorsam benim istediklerimi yapacaksın. Bu eve para getireceksin, anlıyor musun? Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Tamam. Ben iş arıyorum zaten. Artık bundan sonra ne yaparsın, ne edersin bilmiyorum. Bundan sonra para geldi, geldi. Gerisini sen düşün. Vade bitmemişse, insan öyle ya da böyle yaşıyormuş işte. Lakin daima geçmişin yükünü omzunda taşıyormuş. Ben yıllarca öyle büyük bir yük taşıdım ki sırtımda. Kimseye derdimi anlatamadan, tek bir kelam edemeden geçti ömrüm. Sen büyüdükçe benim yüküm ağırlaştı. Bakışların altında ezilir oldum. Sana her baktığımda yitip giden iki can görmekti benim yüküm. Ama şimdi baktığımda yalnızca seni görüyorum. Ali Hanım, ben gerçekten anlayamıyorum sizi.
Diyeceğim şu. Ben öyle bir şey öğrendim ki. Yılların yükü omzumdan alındı. Yıllarca çektiğim sıkıntı nihayet erdi. Senin anne ve babanın ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Ben yıllarca kurban ettiğim sandığım iki canı düşünürken meğer ben de kurban edilmişim. Evet, ben yalan söyledim. Lütfen. Bu söyledikleriniz annemle babamı geri getirmez değil mi? Melek, ben... Geçmiş. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz değil mi? Bu söyledikleriniz vicdanınızı susturabilir. Ama annemle babamı bana geri getiremez. Yine de teşekkür ederim size. Bunca yıl geçmesine rağmen bütün gerçekleri bana söylediğiniz için. Tülü abla, ben kaçtım. Bol şans o zaman. Filinta gibi oldun maşallah. Ne oluyor lan? Nereye böyle? Veysel, çocuğun işi var. Ne işin var lan? Armut. Ya hiç ya baba. Öyle önemli bir şey değil. Veysel, Murat'a biraz tarçlık versene. Yok Tülü ablacığım, hiç gerek yok. Ben kendim şey yaparım. Veysel. Arkadaşlarıyla falan buluşacaktır. Çay kahve içecektir. Hadi Veysel. Aman hepsini harcama ha. Görüşürüz. Görüşürüz. Bulgur olaydı daha iyiydi ama az. Kiraz, ne yapıyorsun? Bardaklarımız boş duruyor öyle. Kısır karayım dedim Aliye Hanım. Afiyetle yersiniz diye taze taze. Nereden çıktı şimdi kısır? Yani ben şey... Hadi Kiraz, ben mi doldurayım çayları? Estağfurullah Aliye Hanım. Ne oluyor böyle? Bu ne gürültü? Gonca, ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Ali Hanım, ben Ayşe'ye gidip gelsem. Yine herkes kendi başına iş yapmaya başladı. Ali Hanım, ben misafiriniz var diye. Haklısın. Misafir varsa düzene izlene ihtiyaç var, değil mi? Affedersiniz Ali Hanım. O çanta ne? Bu.
Kargoya götürecektim. Ne kargosu? Nereye götürüyordun? Bir şey... Ali Hanım, ben izninize gidip gelsem... Gonca, sana bir soru sordum. Nereye götürüyordun? Ali Hanım... Kızım cevap versene, nereye götürüyordun? Aç şu çantayı bakayım. Gonca, aç dedim şunu sana. Kalktın gelmedin. Hadi gelsene. Anne hadi. Gonca ne yaptı acaba? Hadi hallet şu işi. Ne oluyor ya? Yerleri eskittin lan. Git gel, kafam bulandı. Gider misin başımdan? Tabii gideyim kızım. Kapıyı da kapatayım mı çıkarken? Benim kız biraz asi. Ergenlik çağında. Müthiş espri gerçekten. Bana bak, senin dilin yılan gibi uzuyor ama kesmesini biliriz. Şimdi gelelim sebebi ziyaretime. Malum, biz seni çok sevdik. Sen de bizi. Ben diyorum ki, madem öyle, sevenler hiç ayrılmasın. Ama ayak bastı paramızı vermezsen, o zaman işler değişir. Tiyatro oyunun bittiyse artık git başımdan. Bana bak süs bebesi. Öyle bedavadan yerleri aşındırmak yok. Çakozladın. Ne istiyorsun benden? Ayak bastı parası diyorum lan. Sökül diyorum lan. Ne sanıyorsun ya sen kendini? Ne parası? Git başkasını kandır. Kızım, geldiğin kaç gün oldu daha elimize tek kuruş saymadın. Faiz işliyor ona göre. Bırak kolumu. Eğer paraları elime tek tek saymazsan o zaman acıyacak canım bile kalmayacak. Mevra. Sen faiz işlerinden anlarsın. Şunun günahını çarp böl bakalım ne çıkacak. Her şey geçecek Allah'ın izniyle. Hastaneyi düzenliyorlar, gidiyorsunuz değil mi? Gidiyoruz tabii. Selim sağ olsun hiç aksattırmadı. Aferin Selim. İkinizi öyle çok seviyorum ki. Biz de seni çok seviyoruz abla. Seni görmek beni çok rahatlatıyor Zeynep. Eskisi kadar endişelenmiyorum artık. Zeynep kızımız burada güvende. Herkes elinden geleni yapıyor. Sen de ne zaman istersen gelip görebilirsin Zeynep'i Melek abla. Sağ olun. Ben artık kalkayım. Gonca. Hanımım. Nihayet geldin. Kimse bilmiyor değil mi buraya geldiğini? Kimse görmedi seni. Neredeyse Ali Hanım'a yakalanacaktım ama atlattım. Zaten buraya geleceğini bir sezim vermezdi. Neyse. İstediklerimi yaptın mı? Evet. Hepsini bozdurdum ve içeriye teslim ettim. Merak etmeyin. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Her zaman. Şu paralarla ilk işim bir avukat tutmak olacak. Düşünebiliyor musun? Bir avukatı bile çok gördüler bana. İğrenç yerde tek başıma kaldım.
Babanızla konuşsanız, yani belki o... Konuşmadım mı zannediyorsun? O da herkes gibi nefret ediyor benden. Ama şuradan bir çıkayım. Bunların hesabını tek tek soracağım. Ama önce o CD'yi yapanları bulacağım. CD'yi mi? Başıma ne geldiyse o CD yüzünden geldi zaten. O CD'yi yapanları bulacağım. Cezalarını da kendi ellerimle vereceğim. Nasıl bulacaksınız ki CD'yi? Yani kimde ve nerede olduğunu bilmiyoruz. Nerede ya da kimde olduğu önemli değil. O CD'yi kimin yaptırdığı önemli. Sonra sıra o arayacılısına da gelecek. Bana yaptıklarını fitil fitil burnundan getireceğim. Beni ihbar etmek neymiş göstereceğim ona. Ne? Aliye Hanım mı? Yani sizi ihbar eden Aliye Hanım mıymış? Allah bilir şimdi çiftlikte ne yapıyordur. Ben söyleyeyim size ne yaptığını. Eski geliniyle oturmuş kahve içiyor. İyi günler. Zeynep'in iyi olduğunu gördüm. Artık için daha rahat değil mi Melek abla? Öyle. Çok şükür Zeynep iyiydi. Allah'ın izniyle daha iyi olacak inşallah. Keşke Elif'im de görebilseydim Gündür. Çok özledim onu. Melek abla endişelenme, üzülme. Sabret. Hem bak Zeynep de yanında artık. O kadın benim evime nasıl gelir ya? O kadın benim evime nasıl gelir? Tamam, sakin olun. Allah'ım çıldıracağım ya. Ben burada bu delikte çürürken o beslemeyle annesi her şeyi elimden alacaklar. Peki ne konuşuyorlardı? Kenan evde miydi? Ya ben sizin o sırada eşyalarınızı topluyordum. Ne konuştuklarını duymadım. Ben çıktığımda Kenan Bey gelmemişti. Ya anlattıysa Ali'ye her şeyi? Ya Elif'ten bahsettiyse? Görüşmek üzere. En iyi avukatı tutacağım Gonca. Göreceksin. Buradan çıktığımda kim olduğunu hatırlayacak herkes. Arzu Emiroğlu'nun kim olduğunu hatırlayacaklar. Göreceksin. Herkesin intikamımı tek tek alacağım. Herkesten. Batırdınız lan ortalığı. Toplayın şunu. Nereye koysam? Buradan çıkış anahtarım elimin altında. Çok yakında kurtulacağım buradan. Çok yakında. Vay be. Ulan bir isimlik bir masaya bu kadar mı yakışır be? Oo, Köstebek. Sen buraların yolunu hatırlar mıydın be? Buraya böyle. İçimizin güzelliği dışımıza vurdu diyelim. Hayırdır? Neye borçluyuz bu ziyaretini? Ya bugün öyle ziyaret günüm de dostlarımı sırayla ziyaret ediyorum. Hayır duası alıyorum. Ben önce senin bir ifaden alayım. Acaba Köstebek buraya niye gelmiş ha? Eğer telefonlarımı açsaydın daha önceden öğrenirdin sebebini. Var gücümüz var kızım.
Vallahi senin işin gücün ne bilmiyorum ama senin dünyadan haberin yok. Ortalık kaynıyor yine. Ne oldu lan? Zeynep'e bir şey mi oldu? Yok, merak etme. Onun durumu gayet iyi. Olaylar başka. Kızım, ne oldu söylesene ya? Arzu. Ne oldu Arzu'ya? Arzu hapse girdi. Acımasızca beni buraya tıktılar. Ne haldeyim düşünen bile yok. Ne Kenan ne de babam. Ama özgürlüğüme kavuştuğumda hepsinin karşısına dikileceğim. Nasıl bir hata yaptıklarını göstereceğim onlara. Arzu Emiroğlu. Ne oldu? Ziyaretçi mi var? Kodes lan, burası Kodes. Zırt pırt beş çayım odundasın ha. Ayten. Görüş defterini imza alamamışsın. Gel benimle. Şimdi mi? Siz ne zaman isterseniz. Düş önüme çabuk. Necdet Bey, merhaba. Efendim, bunlar istediğiniz fizibilite raporları. Henüz çok kapsamlı değil. Ama önümüzü görebilmek için sizinle paylaşmak istedim. Araştırmalarıma göre birçok arazi sahibi topraklarını kolaylıkla satabilecek durumda. Güzel. Satın alma işlemlerini hemen başlatın. Satmak istemeyenleri razı edin. Zorluk çıkaranlarla ayrıca ilgilenilecek. Anladım efendim. Bu toprakların hepsi benim olacak. Elimizden geleni yapacağız. Gerekirse daha fazlasını yapacaksınız. Hiçbir aksilik istemiyorum. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Bu işte bu karının bir parmağı olduğunu biliyordum ha. Ulan eğer ben de Veyselsem var ya, bunu o karının yanına bırakmam lan ben. Ya bir dur, bir sakin ol. Ne sakin olacağım be? Senin o hanımın var ya, benim kızımı kötürüm bıraktı be. Az daha öldürüyordu lan kızımı. Bak, önce sakin olup ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Arzu bütün bu olanların Sidi yüzünden olduğunu düşünüyor. İçeride intikam yeminleri edip duruyor. Ya eğer bizim yaptığımızı öğrenirse biz biteriz, anlasana. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar be. Sıkıyorsa çıksın karşıma. Ben bakalım o delikten çıkabilecek mi? Az daha kızımın canını alıyordu lan o. Ya Zeynep'i çekip vuran bize neler yapmaz, biraz mantıklı olsana. Ulan var ya, ben de Veyselsem eğer, o kadın yaptıklarının cezasını çekmeden çıkmayacak lan o delikten. Bence o kadar emin olma. Arzu bu. İmzalamasak bir şey oluyor sanki. İki de bir ayaklarına çağırıp duruyorlar. Astorist. Sinir yapmışsın. Of. Haram. Haram ya. Kim yaptı buna? Kim yaptı? Hanginiz çaldınız paramı? Aa, ne çalınmış ki? Ne bileyim, fıtıra atıyor. Parası çalınmış. Hırsızsınız siz. Paramı çaldınız. Aa! Ağır ol.
Sen kime hırsız diyorsun? Paramı çaldınız. Buradan hırsız çıkmaz kızım. Nereye gitti o zaman param? Ben ne bileyim be? Senin paranın bekçisi miyim? Hani buradaki her şey senden soruluyordu? Hani senin haberin olmadan kimse kılını kıpırdatamazdı? Bunlar çalmadıysa sen çaldın o zaman. Senin gagonu koparırım lan! Şşş! Ne oluyor burada? Ne bağırışıp duruyorsunuz? Hırsız bu kadın. Paramı çaldı. Nasıl da ilgileniyor Zeynep'le, öyle değil mi? Çiftlikte yaşarken de benimle böyle ilgilenirdi. O eski günleri öyle çok özlüyorum ki. Bu evde herkes daha mutluydu o zaman. Daha huzurluydu. Keşke bunları yapmasaydın. Ne demek istiyorsun sen? Ne yapmışım ben? Melek ablayla abimin evliliğine karışmasaydın. O kız bizim ailemize göre değil. Herkes dengi dengine. O zaman bütün bunları sen söylemedin mi? Eğer onların sevgilerine inansaydın, belki de şimdi hapisteki gelinin yerine Melek abla iyi niyetli sevgi dolu biri, torunun annesi olacaktı. O zaman Zeynep de bütün bu acıları yaşamayacaktı. Her şey çok farklı olacaktı anne, çok. Sus İpek, sus. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Neler hissettiğimi biliyor musun? Bilemezsin, kimse bilmez. Ben zaten kendi vicdanımla baş başayım, bunu bil. Şu vicdan yarası denen şey kapanmıyormuş, kabuk tutmuyormuş. Sensiz hayat, sürgün bana. Sensiz hayat.